Evet arkadaşlar, New York sokaklarına hoş geldiniz. Yeni bir bölümde daha karşınızdayım. Ben Engin. Bugün sizlerle Amerika hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Özellikle Amerika'ya ilk defa gelecekler, hatta ve hatta turist olarak değil, Amerika'da yaşamak üzere planlar yapanlara daha yönelik olacak bir program yapmak istiyorum bugün. Keşke Amerika'ya gelmeden önce bilmiş olsaydım diyebileceğiniz yaklaşık 15 tane madde altında topladığım bazı bilgiler paylaşacağım sizlerle. Bunlardan kısaca bahsetmeye başlayayım isterseniz. 1 numara. Homesick, yani ev özlemi. Eğer ki daha önce başka bir yerde yaşamadıysanız, daha yani Avrupa'da veya başka bir memlekette yaşamadıysanız, ilk defa Amerika'ya gelecekseniz, Amerika'da ya da yurt dışında herhangi bir başka ülkede yaşayacaksanız da geçerli bu söyleyeceğim. Ev özlemi, ev hasreti çekeceksiniz, vatan hasreti çekeceksiniz. Eğer ki belli bir yaştan sonra göç ettiyseniz veyahut da yaşamaya başladıysanız başka bir yerde ve uzun süre evinize de dönmeyeceğiniz anlamına geliyor. Çünkü işiniz, gücünüz, aileniz, günlük yaşamınız burada olacağı için her dakika Türkiye'ye gidip gelme imkanınız olmayacaktır. Ve bu bir özlemi de beraberinde getirecektir. Dolayısıyla ev özlemi çekmeye, ev hasreti çekmeye şimdiden hazır olun. Birazcık o konuda zihninizi şimdiden pekiştirmeye başlasanız iyi olur. Zihninizi alıştırmaya başlasanız iyi olur. Biliyorum vatan hasreti kolay bir şey değil ama eğer ki başka bir ülkede yaşamak istiyorsanız da bir takım zorlukları göze almanız gerekiyor. Bu ev hasreti, vatan hasreti bunlardan bir tanesi. Sevdiklerinizden ayrı kalacaksınız, arkadaşlarınızdan ayrı kalacaksınız, şimdiye kadar alışmış olduğunuz çevrenizden ayrı kalacaksınız, her gün gittiğiniz marketten, kafeden, restorandan hepsinden ayrı kalacaksınız. Tamamen yeni ve başka bir hayata kendinizi hazırlayacaksınız. Aklınıza bunu şimdiden yazın. Eğer yurt dışında veya Amerika'da veya dünyanın herhangi başka bir yerinde yaşamaya karar verdiyseniz. 2. İş. Amerika'ya geldiğiniz zaman işler gökten yağıyor diye beklemeyeceksiniz. İşinizi bir anlamda kendiniz yaratmanız gerekiyor. Bunun için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Öncelikle yapacağınız hazırlık kendinize yapacağınız hazırlıktır. Kendinize yükleyeceğiniz sermaye, en büyük sermayeniz bakın kendinizdir. Mutlaka kendinize yatırım yapın. Mutlaka Amerika'da iş bulursunuz ama özellikle Amerika'da kimler iş bulabiliyor biliyor musunuz? Birincisi çok çalışanlar, ikincisi kendine yatırım yapanlar. Tabii kendinize ne kadar daha fazla yatırım yaparsanız iş bulma şansınız hem o kadar artıyor hem sadece bulduğunuz iş öyle sıradan bir iş de olmuyor. Ne kadar kendinize yatırım yaparsanız bulacağınız işlerin kalitesi o denli artıyor ve geliri de tabii ki otomatikman o denli artıyor. Bugünlerde en revaçta olan size söyleyebileceğim işler, iş sektörü, kendinize yapabileceğiniz yatırım IT sektörü, internet ve bilişim sektörleri veya bilgisayar üzerine olabilecek programcılık, yazılımcılık gibi sektörler şu anda çok revaçta ve iyi de maaş ödeniyor ve çok fazla tecrübeniz olmasa bile yeter ki bu konuda bir eğitim almış olun. Mutlaka ki biraz da insan ilişkileriyle bunu pekiştirdiğiniz zaman bir yerlerden tutturup bir işe girebileceksinizdir mutlaka ve iyi de bir geleceğiniz olabilir. Tamamen size bağlı olacağınız adımlar. Amerika'ya geleceğiniz zaman ben Amerika'da, evet ben de Uber yapıyorum, Uber videoları yapıyorum ama sadece Uber yapmıyorum. Ben turizmcilik yapıyorum, emlakçılık yapıyorum, Uber yapıyorum. Hepsini farklı zamanlarda farklı şeylere bölüyorum. Ne zaman hangisi benim için daha avantajlıysa ona dönüyorum. Ama eğer ki siz sadece buraya gelip de Uber yapacağım ben ve bu bana yeter diye gelecekseniz bence hiç fazla yormayın kendinizi. Bu sadece oradan kaçmış olmaktır. Geleceği planlamış olmak değildir. Amerika'da bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka kendinize yatırım yapın. Kim size niçin iş versin? Önce siz kendinize bir yatırım yapın ki ondan sonra sizin bir değeriniz olsun. Sizin gözünüzde bir değeriniz olsun. Sizin gözünüzde değeriniz olmaz. Hiç kimsenin gözünde değeriniz olmaz. Bunu mutlaka aklınızın bir köşesine yazın. Biliyorum böyle yüksekten konuşuyormuş gibi geliyor olabilir benim söyleyeyim ama hayatın gerçekleri bu. Ve biliyorum ki çoğunuz benden gençsiniz. Ben de size burada yaklaşık 10 senedir yaşayan bir abiniz olarak, çoğunuzun abisiyim belki veya bir kardeşiniz olarak tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Umarım faydası olacaktır. Bir başka konu ise kültür.
kültürün içerisinde çok fazla detay var. Yani kültürde insan ilişkileri var, gündelik yaşam var, şakalar var, spor var, tiyatro var, politika var. Hepsi yani ülkenin gündemi var, din var. Hepsinin bir karman çorman bileşkesi o yaşamın, o toplumun kültürünü oluşturuyor aslında. Bir de tabii geçmişten gelen gelenekler var. Bunların hepsini harmanladığınız zaman bir o toplumun bir kültürü oluşmuş oluyor. Ama Amerika'nın şöyle bir özelliği var. Amerika o kadar fazla kültürden oluşmuş bir toplum ki, göçmen toplumu ki, daha Amerika'nın kuruluşu şurada ne ki? Zaten 250-300 yıl arası bir geçmişi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve bu kadar geçmişi, kısa geçmişi olan bir şeyin ne kadar geleneği, ne kadar kültürü o demeyin öyle. Neden biliyor musunuz? Çünkü Amerika'yı oluşturanlar bütün dünyanın bileşkesidir. Dolayısıyla bütün dünyadan oluşan toplama bir kültür Amerika'nın kendi içinde başka bir kültür sentezleşmesine sebep olmuştur. Ve bu kültür buradaki yaşamı temsil eder. Ve sizin de buraya geldiğiniz zaman bu kültüre ayak uydurmanız gerekmektedir. Bu sadece Amerika için değil, bakın Avrupa'ya veya dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde mutlaka oranın kültürüne bir şekilde ayak uydurmanız gerekir. Ben hala Türkiye'deyim ve Türkiye'deki arkadaşlarımlayım gibi bir düşünceyle yaşayacaksanız burada kesinlikle adapte olamazsınız. Mutlaka geldiğiniz toplumdaki yaşama biçimine ve kültürüne ayak uydurmaya özen göstereceksiniz. Aksi takdirde kendinizle çatışma halinde kalırsanız ve bunun hiç kimseye bir faydası yoktur. Özellikle de size hiçbir faydası yoktur. Ben Türk'üm, Türk gibi yaşarım. Tamam, Türk gibi yaşayın vesaire. Kendi geleneklerinizi unutmayın. Örf ve adetlerinizi kendinize saklayın. Çocuklarınıza da öğretin. Çok güzel örf, adet, geleneklerimiz var. Bizim kültürümüz, örf ve adet, geleneklerimiz çok güzel olmasına rağmen her zaman Amerika'daki kültürle birebir örtüşmeyebiliyor. Amerika'da çok normal olan bize çok ters kaçabilir, abes kaçabilir. Veya bize çok normal olan Amerikalılara çok acayip gelebilir. Dolayısıyla bu dengeyi sizin kurmanız gerekiyor. Burada yaşamaya başladıktan sonra bunu göreceksiniz ve ayak uydurmaya çalışacaksınız. Evet, ben şöyle yapıyorsam Amerikalıların tepkisi böyle oluyor. İyi değil bu. Veya evet, bu çok iyi. Dediğiniz yerleri siz artık kendi kafanızda tartacaksınız ve nasıl davranmanız gerektiğini zamanla öğreneceksiniz ve ona göre bir yol çizeceksiniz. Ama ben sadece Türk gibiyim, Türk gibi yaşayacağım Amerika'da derseniz o birazcık sizi sıkıntıya sokacaktır. Çünkü kimse sizin yaşama biçiminizi burada tanımaz, ilgilenmez, umurunda da olmaz. Çünkü siz buradasınız, onların ülkesindesiniz. Onlar sizin ülkenizde değiller. Onlar genelde Amerikalılar Türkiye'de yaşadıkları zaman hemen Türklerin örf, adet, geleneklerini öğrenmeye çalışıyorlar ve oradaki insanlardan biriymiş gibi yaşamaya gayret ediyorlar. Almanı da böyle yapmaya çalışıyor, Avrupalısı da böyle yapmaya çalışıyor. Benim gördüklerim, belki yapmayan da vardır, o insanları bir kenara bırakalım ama genelde böyle. Bizim de aynı şekilde yapmamız lazım. Eğer ki kültür çatışması yaşamak istemiyorsak mutlaka ve mutlaka buranın kültürünü öğrenip içimize bir şekilde sindirip uygun olanları kendimize alıp onlardan biriymiş gibi yaşamaya gayret etmek. Uygun olmayanlara da saygı gösterip ama ters hareketler, onları da rencide edici hareketler yapmaktan da kaçınmak gerekir ki bir çatışma yaşamamak lazım. Buradaki yaşayan insanlar da sizi kabul etsin. Siz onları kabul etmeniz gerekiyor önce ki onlar sizi kabul etsin. Onların sizi kabul etmek gibi bir zorunluluğu yok ama sizin onları kabul etmek zorunluluğunuz var çünkü siz onların ülkesinde yaşıyorsunuz. Siz onların ülkesinde yaşamaya gelmişsiniz ve onların ülkesindeki düzeni bozmaya hakkımız yok. Ben de dahil olmak üzere. Başka dünyanın hangi ülkesinden gelen olursa olsun buradaki düzeni kimsenin bozmaya hakkı yok. Aynı şekilde başkasında Türkiye geldiği zaman Türkiye'deki düzeni bozmaya hakkı olmadığı gibi. Karşılıklı saygı. Ne demek istediğimi mutlaka anlamışsınızdır. Bir diğer konu ise lisan. Evet, ben buraya geldim. Evet, Amerika'da mesela Almanya'da örneğini çok görüyoruz. Almanya'da çok fazla Türk var ve Almanya'ya göç eden Türkler diyorlar ki benim hiç burada Almanca öğrenmeme gerek yok. Nasılsa burada bütün bir sürü Türk var. Bilmem kaç milyon Türk var. O yüzden herkese ben Türkçe konuşsam yeter. Belki yetebilir ama yani çok kapalı bir kutuda kalırsınız ve başka ülkede yaşadığınız için o ülkeyle o birinci, bir önceki bahsetmiş olduğum kültür çatışmasına daha ilk elden
maruz kalırsınız. Çünkü birincisi siz daha lisan öğrenmediniz. Lisanı öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi hangi ülkede yaşayacaksanız bırakın onu bunu, mutlaka o lisanı öğreneceksiniz kardeşim. Mutlaka öğreneceksiniz ki o ülkede neler oluyor, neler bitiyor, başkasına muhtaç kalmadan kendi işiniz kendiniz görebileceksiniz. Ben demiyorum ki size süper bir İngilizceye sahip olun veya süper bir Almancaya, Japoncaya, İtalyanca, Fransızcaya sahip olun demiyorum. Hangi ülkede yaşayacaksanız size ihtiyacınızı görecek şekilde veya yapacağınız işinizdeki ihtiyaca göre yetecek kadar bir İngilizce, yabancı dil, neyse yaşadığınız ülkedeki lisan, o lisanı öğrenmeniz gerekmektedir. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Mutlaka o lisanı öğreneceksiniz. Öğrenmediğiniz zaman zaten unutun gidin yani. Siz niye geleceksiniz ki bu başka bir ülkede yaşamaya? Hiç çıkmayın Türkiye'den. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Mutlaka kendinize vereceğiniz yatırım çok önemli. Bakın, önce lisanı öğreneceksiniz. Kültürlerini öğreneceksiniz. Yapacağınız işi çok iyi öğreneceksiniz ve yapacağınız işi iyi yapacaksınız. Bu ülkede bunları yaptıktan sonra zaten yavaş yavaş ayağa kalkıp yol almaya başlıyorsunuz. Demek istediğim şeyler bunlar. Ya ben bu ülkeye kapağı atayım da ne olursa olsun, ben Uber yapayım, yemek dağıtayım, bilmem ne diyecekseniz, çok sığ bir düşünce bu, ben size söyleyeyim bunu. Evet, burada yaşam kolay değil. Evet, ben de yaptım bütün bunları ama yani başka şeyler denemek zorundayız. Bunlar hala yapıyorum. Hala bizler de yapıyoruz ve yapacağız da. Ama mutlaka kendimize bir hedef belirlemeli ve o hedefe doğru gayret göstermeliyiz. Bir başka konu ise hitap. Mesela burada bir işe girdiniz. Bir ofiste çalışıyorsunuz. Bir beyaz yakalısınız. Bir mühendissiniz veya bir sekretersiniz. Atıyorum herhangi birisiniz. Bir yerde çalışıyorsunuz. Çalıştığınız yerdeki patronunuz, müdürünüz veyahut da müşteriniz kim olursa olsun genelde herkes birbirine burada ismiyle hitap eder. Yok bey bilmem ne işte David Bey işte hatta soyadını koymak işte mesela David Anderson, Mr. Anderson falan. Ya tamam bunlar söylenebilir. Evet belki bir e-mail yazmıştır, mektup yazışmasında ilk başta Mr. Anderson diye başlarsınız ama ikinci mailde bu hemen isme döner. Veyahut da direkt birinci mailden de dönebilir. Veyahut da yazışmalarda bile bu şekilde, hem yazışmalarda hem günlük hayattaki konuşmalarda insanlar direkt birbirlerine Mr. Anderson demek yerine direkt David diyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Burada bu ismiyle hitap etmek üstünüze veya altınıza saygısızlıkla bağdaşmıyor hiçbir şekilde o şekilde. Ha bu sadece üniversitelerde biraz değişebiliyor veya okullarda değişiyor. Okullarda işte erkekse Mr. Bayansa Miss diyorsunuz okulda öğretmenlere veyahut da üniversitedeki hocalara farklı hitap şekli var. Oturmuş bir şekilde ama iş hayatında herkes birbirine ismiyle hitap ediyor burada. Yani o konuyu size acayip gelebilir. Mesela Avrupa'da bu saygısızlık, Türkiye'de saygısızlık. Siz bir işe girdiniz ve mesela adamın ismi Ahmet Türksoy diyelim. Ahmet Türksoy, merhaba Ahmet, patronunuz sizi işe almış dün ve ertesi gün geliyorsunuz. Merhaba Ahmet, günaydın ben geldim. Demezsiniz değil mi? Bize bir garip kaçıyor değil mi bize? Ama işte hayır, burada öyle değil. Merhaba Ahmet. Yani çünkü adamın ismi Ahmet ve hitap şekli bu şekilde. Burası Amerika. Hoş geldiniz. Bir başka konu ise politika. Amerika'da biraz Türkiye'ye benzeyen bir konu aslında. Birçok kişinin politika hakkında fikri var burada. Özellikle güney eyaletlere doğru gittiğiniz zaman daha da fazla bir politikayla içli dışlı olduklarını görürsünüz. Ama genelde güneyden kuzeye, batıdan doğuya herkesin politika hakkında ufak da olsa bir fikri var. Ve ilgileniyorlar, ilgilenmiyor değiller. Öyle apolitik insanlar asla değiller. Yani öyle aklınıza bir fikir varsa Amerikalılar politikadan şey ama evet bizdeki kadar çok partili bir sistem yok burada. Burada ya demokratlar var ya cumhuriyetçiler var ve görüş açıları da aşağı yukarı çok belli olan şeylerdir. Arada kişiler kendini belli eder, işte başkanlar kendini belli eder. Buranın da en meşhur başkanı biliyorsunuz Trump'tı. Trump geldi geleli farklı bir şekilde gündeme oturmuştu uzun zaman. Ama ondan sonra Biden geldi vesaire. Biliyorsunuz yani benim sizlere
Amerika politikasına girecek halim yok. Ama sonuçta Amerikan politikası hakkında mutlaka Amerikalıların bir fikri vardır. Sizin de ufak tefek bir fikrinizin olması iyi olur. O yüzden biraz öyle Amerikalıların apolitik olduğunu düşünmeyin. Politika hakkında fikirleri mutlaka var. Bir başka konu ise Amerika'ya geldiğiniz zaman mutlaka ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi, burada yaşamaya başlayacaksanız ehliyet alacaksınız. Hem sosyal sigorta numarası alacaksınız, hem ehliyet alacaksınız. Gideceksiniz, ilk yapacağınız şey sosyal sigorta numarası alacaksınız. Onun sigorta binası var, sigorta kurumu var. Sigorta kurumuna gideceksiniz, sosyal sigorta kurumuna. Kendinizi tanıtacaksınız, belgelerinizi ibraz edeceksiniz ve sosyal sigorta numaranızı alacaksınız. O sizin hayat boyu numaranız olacak ve her şeyiniz o numaradan belli olacak. Kredi skorunuz oradan belli olacak, banka işlemleriniz oradan belli olacak. Bu hayatta neler yapmışsınız, her şey oradan belli olacak. Sağlık sigortanız oradan belli olacak, verginiz oradan belli olacak. Yapışık olacaksınız, bizim aynı TC kimlik numaralı gibi bir şey. Yani o yüzden birinci yapacağınız şey sosyal sigorta numarası almak, ikinci yapacağınız şey ise gidip ehliyet almak. Mutlaka burada yaşayacaksınız, ehliyet alacaksınız. Tamam, Türkiye'den geldiğiniz zaman turist olarak burada 6 ay kadar kullanma hakkınız olabiliyor. Yani turist olarak girdiğiniz müddetçe turist vizesiyle ehliyet kullanıyorsunuz. Ama şimdi siz artık turist vizesiyle değil de normal buradaki göçmenlik vizesiyle yaşamaya başladınız. O zaman ne olacak? Göçmenlik vizesiyle turist ehliyeti, Türkiye ehliyeti kullanamazsınız. Mecbur artık Amerikan ehliyeti alacaksınız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden Amerikan ehliyetini almanız lazım. Nereden alıyorsunuz? DMV yani Department of Motor Vehicle denilen bir şey var, bölüm var. Bütün kimlik, zaten ehliyet dediğiniz şey, o ehliyet kartını veriyor size. Eğer ehliyet kullanmıyorsunuz, mesela araba kullanmıyorsunuz ama gene kimliğe ihtiyacınız olacak. Mesela New York'ta yaşıyorsanız New York State, New Jersey'de yaşıyorsanız New Jersey, Kaliforniya'da da Kaliforniya ehliyeti veya kimliği alacaksınız. Kimliği de oradan alıyorsunuz. Kimlikle driver license aynı şey ama birinde araba kullanma hakkı veriyor, birinde vermiyor. Yani kimlik olarak geçiyor, ID olarak geçiyor. Ve bir başka konu ise araba. Araba, eğer ki büyük şehirlerde yaşamıyorsunuz, New York gibi veya işte Chicago gibi veya Miami'nin merkezi gibi çok merkezi yerlerde yaşamıyorsanız, Amerika demek araba demek. Her yerden her yere arabayla gidiyorsunuz. Kasabaların, köylerin, şehirlerin arası hep birbirinden oldukça açıktır ve genellikle bağlantısız, alakasız, birbirinden alakasız köylerin, yerlerin birbirleriyle alakalı toplu taşıma araçları yoktur. O yüzden ulaşım çok çok zordur. Ancak ne vardı? Mesela New York'a hemen her yerden ulaşım vardır. Eğer ki siz gün içerisinde New York'ta çalışıyorsanız ve gün bittikten sonra evinize, suburblere yani uzak bölgelere gidecekseniz, o zaman mutlaka arabaya ihtiyacınız olmayabilir. Şöyle olmuyor. Çünkü New York çok büyük bir merkez olduğu için hemen her yerden New York'a gelen otobüsler vardı veya trenler vardı. Akşam da olur. O yüzden genellikle burada ne yapıyor insanlar? Evlerinden arabayla istasyona kadar gidiyorlar, tren istasyonuna. Ve tren istasyonunda park ediyorlar. Genelde tren istasyonlarının yanlarında hep şey vardır, böyle büyük park yerleri vardır. O park yerlerinden bir tanesi de park ediyor arabasını. Ondan sonra ne yapıyor? Tren atlayıp gidiyor. Akşam da döndüğü zaman arabasıyla işte istasyondan eve kadar olan kısmı kendi arabasıyla yapıyor. Süpermarkete gideceksin, araba lazım. İşte tiyatroya gideceksin, araba lazım. Sinemaya gideceksin, araba lazım. Dondurma almaya gideceksin, araba lazım. Komşuya gideceksin, araba lazım. Hiçbir yerden hiçbir yere, hele hele suburblerde yaşıyorsanız arabasız ulaşamazsınız. Size mutlaka bunu söyleyeyim. Amerika demek araba demek. O yüzden mutlaka bir arabaya ihtiyacınız olacaktır. Aklınızda bulunsun. Ama üzülmeyin, ikinci el arabalar burada çok uygun fiyata bulunabiliyor. Gerçi bu aralar araba piyasaları birazcık yükseldi ama yapacak bir şey yok. Bir başka konu ise restoranlar. Restoranlar Amerika'da genelde yemek sektörü çok büyük bir sektör. Hele New York'a geldiğiniz zaman New York'ta 20.000 üzerinde restoran var ve bu restoranlarda mutlaka tabii ki çok güzel yemekler var. Çok fast food restoranları olsun, fine dining restoranları olsun, normal gündelik restoranları olsun, esnaf lokantası gibi bir yer olsun, fark etmez ne olursa olsun restorana girdiğiniz zaman sistem hep aynıdır. Fast food harici
Normal restoranların hepsi sistem aynıdır. Kapıyı açtım, içeri girdim, istediğim masaya şöyle oturdum demiyorsunuz. Otursanız bile servis gelmez. Çünkü sistem vardır. Kapıda sizi karşılayan bir resepsiyonist kız veya erkek vardır. Genelde kızlar oluyor. Size hoş geldiniz, kaç kişisiniz diye soruyor. 3 kişiyim ben. 3 kişiyiz biz. 3 kişiyi alıyorsun, size bir masaya oturtuyor. O masaya da sonra gidip size menülerinizi beraber getiriyor zaten. Sonra bir garson ataması yapıyor o resepsiyonist. O garson gelip size ondan sonra ilgileniyor. Ve ondan sonra genelde servis çok iyi oluyor. Bizim servisimiz bir kenara dursun, bizden iyi olmasın ama gerçekten Avrupa servisiyle kıyas götürmez. Çok iyi servisi var Amerika'nın hemen her yerinde. Çünkü servisin iyi olmak zorunluluğu şuradan geliyor. Buradaki garsonlar çok fazla maaş almazlar. Genelde çok az bir maaş alırlar. Ve asıl gelirleri tiplerden, yani bahşişlerden olur. Ve o yüzden Amerika'daki sistemde şöyle gelişmiştir. Garsona yaklaşık en az %15 bir bahşiş verilmesi gerekir burada. 100 dolarlık bir hesap varsa 15 dolar en aşağı bir bahşiş verilmesi burada adettendir. Verilmediği zaman oldukça bir kabalık olarak görülür. Yani zorunluluk değildir belki ama hani kağıt üstünde bir ben bana ne kardeşim zorunlu mu zorunda mıyım falan diyebilirsiniz. Türk mantığıyla geldiğiniz zaman öyle bakabilirsin ama eğer ki siz burada turist değil de yaşıyorsanız, yaşayacaksanız sürekli böyle bir ortamda çok yakışık almaz. Yani mutlaka o bahşişi vermeniz lazım. Eğer veremeyecekseniz restorana gitmeyin. Evinizde yiyin. Ama çıkıyorsanız bir restoranda yemek yiyecekseniz de buranın şeysi bu. Yolu yordamı bu. %15, %20 arasında bir bahşiş verilir. Zaten eğer belli bir kalabalık seviyede oturuyorsanız, yani 6-7 kişi civarında kalabalık oturuyorsanız masaya, otomatikman onu hesaba ekliyorlar. Size sormadan bile siz de zaten hesap geldiği zaman bakıyorsunuz. Fişin üzerinde eklenmiş diye servis fee veya da gratuity diye yazar eklenmiştir. %15 civarında veya %18 civarında otomatik eklenir. Siz de ona genelde hiçbir zaman itiraz etmezsiniz. Ne zaman bahşiş vermezsiniz biliyor musunuz? Çok büyük bir saygısızlık veya kabalık etmişlerdir. O zaman bir sıkıntı olmuştur zaten. O zaman var. Zaten böyle bazen başımıza geliyor. Bazen turistler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bahşiş vermiyorlar. Kalkıp masadan gitmeye çalışıyorlar. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kalkıp geliyor adam, ne oldu ben bir hata mı yaptım diyor. Adam anlamıyor, anlam veremiyor. Birisinin bahşiş vermemesi aklına hayaline gelmeyecek bir şeydir yani. O yüzden bu adete uymak gerekiyor. Burada yaşayacaksanız mutlaka bunları kafanıza bulunduracaksınız. Burada sadece garsona bahşiş verilmez. Servis sektöründeki herkese, size hizmet vermişse birisi kim verebilir? Mesela taksi şoförü. Taksi şoförüne bir %10 civarında bir bahşiş verilir. İşte bir berbere gene bir 5 dolar bir bahşiş verilir. Hesabın üzerine. Yani sizin için emek gösteren işçiye, ustaya, badanacıya, şucuya, bucuya falan biraz bahşiş vermek adettendir burada. O yüzden burası bahşiş üzerine çok önemli bir ülke. Mutlaka unutmayın, size hizmet eden birisi varsa o zaman mutlaka bahşiş aklınıza olsun. Sağlık sistemine girmek istiyorum. Sağlık sistemi rezalet burada. Amerika'nın sağlık sistemi dünyanın rezalet sağlık sistemi olduğunu söyleyebilirim size. Burada dünyanın parasını ödersiniz sağlık sigortası için. Karşılığında hemen hemen hiçbir şey almazsınız. Bunu neden yapıyoruz? Mesela ben kendimden örnek veriyorum. Şu anda ben serbest çalışan olarak kendi sigortamı kendim ödemek zorundayım. Minimumdan ödüyorum. Minimumda ben ne kadar ödüyorum biliyor musunuz? Aylık ortalama 450 dolar ben para ödüyorum sağlık sigortam için. Karşında ne alıyorum biliyor musunuz? Senede bir defa check-up. Onun haricinde hiçbir şey almıyorum. Sadece eğer ki hastalandığım zaman doktora gideceksem katılım payını ödüyorum ve üzerine deductible dediğimiz bir takım eşik noktasına kadar ödeme payım var benim. O payımı da gene ödüyorum. Ondan sonraki kalan kısmı sigorta ödüyor. Ama ben bunu neden yapıyorum biliyor musunuz? Hani ya, çok şükür sağlıklıyım vesaireyim diyorum ama kazası var, belası var, ne olacağı belli değil bu hayatın. Bir kaza geçirsen, ameliyatlık bir durum olsa, burada ameliyatlar o kadar pahalı ki anlatamam size. Hele acil bir şekilde olmak gerekiyorsa Türkiye'ye falan da gidemem. O zaman ne olacak? Burada mecburen ameliyat olmak zorunda kalacağım. Burada da ameliyatlar çok pahalı. Yani öyle az buzdan bahsetmiyorum. 150 bin dolar civarında bir şey çıkabiliyor büyük bir ameliyat. Yani ufacık ameliyatlar 30-40 bin dolara çıkıyor. Size söyleyeyim yani kolay değil bu paraları ödemek. İşte ben
bu sağlık sigorta minimumda ödememe rağmen belli bir limitim var. O limite kadar, o eşeğe kadar gene ödüyorum ama o eşim benim senede 5000, yani 5000 dolar 6000 dolardan fazlaya geçmiyor. Hani ben 5000 6000 dolarla fakirleşmem ama 150 bin dolar da ödeyecek gücüm yok bir ameliyat için. Dolayısıyla ben sağlık sigortasını işte bu yüzden tutmak zorundayım. O yüzden tutuyorum. Bunu da ödüyorum ama en aşağı 450 bin dolar. Full coverage denilen bir sağlık sigortası işte o zaman 1200, 1300, 1500 dolarlık sigortalar her ay ödemeniz gereken primleri. Yani inanılmaz rakamlar. Eğer iyi bir firmada çalışıyorsanız veya devlet memuruysanız genelde çok iyi bir sağlık sigortası kapsamında oluyorsunuz. Çünkü sonuçta devlet var arkanızda veya iyi bir firma vardır arkanızda. Ama benim gibi orta direkt bir adamsanız ve kendi kendinize yetmeye çalışıyorsanız o zaman böyle bir sıkıntılarla idare ediyorsunuz bir şekilde ama sonuçta en kötüsünü düşündüğümüz için mecbur kalıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Sağlık sistemi çok kötü. Memnun değil, kimse memnun değil. Eczaneye gittiniz, eczanede size ilaç verecekler. Kim verecek? Eczacı verecek ama neyi verecek biliyor musunuz? Doktorun yazdığı reçeteyi. Doktor size reçete yazıp imzalayıp damgalayıp elinize vermiyor. Artık böyle bir sistem yıllardan beri yok burada. Ne yapıyorlar onun yerine? Genel sistem var. Siz bir doktora gittiğiniz zaman doktor sizi muayene ediyor. Doktor size ne ilaç verileceğini karar veriyor ve o ilacın kullanım şeklini, kararını vesairesini, ilacın ismini, şusun busun her şeysini sisteme giriyor. Git diyor. Hangi eczane sana yakın diyor, evine diyor. Şu eczane yakın evime diyor. İşte gidiyorsunuz, o eczanenin ismini veriyorsunuz. O sistemden hemen buluyor o eczane. Zaten bütün eczaneler sisteme kayıtlı olmak zorunda. O sistemdeki eczaneye ilacı gönderiyor doktor. Siz de evinize gidiyorsunuz, o ilacı o eczaneden alıyorsunuz. Sistem bu şekilde. Onun haricinde bir ilaç almanız burada mümkün değil. Aa ben Amerika'dayım, işte akrabam bana diyor ki Türkiye'ye gelirken şu ilacı da al gelsene. Mümkün değil. Mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil. Yani keşke yapabilsek, yardımcı olmak isteriz ama insanlara, akrabalara, eşe, dosta, ahbaplara. Ama bu iş böyle olmuyor. Yani artık o eskiden olan bazı şeyler vardı. Hani buradaki Türkiye'de bu ilaç bulunmuyor. Doktorun reçetesini ben faxlayayım sana oradan al bana getir falan. Yok bunlar. Mümkün değil. Çünkü doktor sisteme kendisi girmek zorunda. Aksi takdirde ilaç alamıyorsunuz. Hangi ilacı alırsınız? Reçetesiz ilaçları, raflarda duran işte vitamindi, katkı maddesiydi. Onları ancak alabiliriz. Onun haricinde bir şey almamız mümkün değil. Bir başka konu ise KDV. Alışveriş yaptınız, bir şeye gittiniz, bir mağazaya girdiniz, pantolon aldınız, tişört aldınız vesaire aldınız. Bakıyorsunuz, aa diyorsunuz, baktım şurada ne var, bir gözlük var, gözlüğün etiketine baktım, aa ben gözlüğüne baktım. 20 dolar yazıyor bu gözlüğe. Gideyim kasada 20 doları vereyim. Değil işte. Üzerine kasaya gittiğiniz zaman vergi kasada ekleniyor. Her zaman etiketler çıplak fiyattır. KDV kasadayken eklenir. Neden böyle biliyor musunuz? Amerika federal bir ülke. Federal ülke olduğu için ürünlerin fiyatları tek elden, fabrikadan veya ana dağıtıcıdan belli olur. Der ki mesela telefon, Apple telefon, iPhone'a telefon demiş ki atıyorum 700 dolar demiş şu telefon. 700 dolar. Bütün Amerika'da 700 dolar. Her yerde. Ama bulunduğu eyaletin ve hatta bulunduğu şehrin vergi sistemleri buna dahil değil. Her eyaletin, her şehrin vergi oranı farklı olduğu için onu ancak o bulunduğu noktada fiyat oluşturularak söylenir, verilir, belli olur. Dolayısıyla bu Apple iPhone'u üreten firma tutup da Amerika'daki her şehir için binlerce şehir var. 50 tane eyalet ve her eyalet içinde yüzlerce şehir var. Hepsinin vergisi farklı olacak. Hepsine göre farklı fiyat belirleyemez ki. O yüzden herkes kendi sattığı yerdeki fiyatını, vergisini üzerine ekler ve o şekilde ortaya çıkar fiyat. Kasada yani belli olur her şey. Demek istediğim şeyi anlatabildim mi? O yüzden etikete bakarak, aa bu kadarmış demeyin. Kasada mutlaka
yaklaşık %8 ile %10 arasında fazla ödersiniz. Birkaç eyalette vergi yoktur. Mesela Delaware eyaleti var. Eğer ki New York'tan Washington'a geçecekseniz hemen New Jersey'nin alt tarafında yaklaşık New York'a 2 saat uzaklıkta 2-2,5 saat arası bir şehir var. Küçük bir eyalet var. Delaware 0 KDV alacaksanız oradan alırsınız. Ama yol parasını hesap etmeniz lazım bu sefer. New York gibi büyük şehirlerde bir sürü eski ev vardır. Bu eski evlerin çoğunun içerisinde apartman binaları, bunların çoğunun içerisinde çamaşır makinesi yoktur. O yüzden burada laundry'ler yani çamaşırhaneler çok gelişmiştir, çok yaygındır. Çünkü evler eski olduğu için o su giderleri vesaire günümüzün çamaşır makinelerinin hatta bulaşık makinelerinin giderlerini karşılamıyor. O yüzden o eski binaların çoğunun içerisinde ne bulaşık makinesi ne de çamaşır makinesine izin vermezler apartman yönetimleri giderler tıkandığı için. Dolayısıyla eğer öyle bir yerde yaşayacaksanız bunu aklınızda bulundurun. Çamaşır makineniz olmayacak evde. Bulaşık makineniz de olmayacak evde. Dolayısıyla bulaşığı evde yıkayacaksınız. Çamaşırları da toplayacaksınız, bir çuvala dolduracaksınız. Her blokta bir tane veya da birden fazla çamaşırhane vardı. O çamaşırhanelerde yıkarsanız genelde dükkanlarda oluyor onlar. Belli bir para karşılığında işte 3 dolar, 5 dolar neyse orada yıkarsınız. Ondan sonra hatta bunun sektörü oluşmuştur. Gelirler evinizden alırlar kirli bohçanızı, giderler orada yıkarlar sizin için. Katlayıp, kurulayıp, tekrar geri getirirler evinize. Tabii hepsi belli bir fiyat karşılığında. Bir başka konu ise sigara konusu. Eğer sigara içen biriyseniz, Amerika'da yaşamak istiyorsanız Amerika en yanlış ülke. Onu söyleyeyim başta. Avrupa'da çok sigara içiliyor. Türkiye'de çok sigara içiliyor. Evet ama Amerika'da gerçekten çok az sigara içiliyor. O yüzden hatta sigara şöyle, açık havada bile sigara içen çok fazla insan görmezsin. Çünkü insanlar sigara içmiyor burada. Parklarda, bahçelerde sigara içmek yasak. İç ortamları söylemiyorum bile. Zaten ofislerde, şunlarda, buralarda, restoranlarda falan hiçbir yerde sigara içemiyorsunuz. Restoranların açık alanı, kapalı alanı diye bir şey yok, ayrım yok. Hepsinde, hiçbir restoranda, hiçbir yerinde sigara içilmiyor. New York'ta bahsediyorum. Bazı eyaletlerde içilebiliyor. Oraların sigara içilen açık bölümleri vesaireleri var Türkiye'deki gibi ama eğer New York'a girecekseniz hiçbir şekilde açık bölümünde dahi sigara içemiyorsunuz. Çıkmanız lazım restorandan dışarı. Yaklaşık 20 feet yani böyle yaklaşık 7-8 metre kapının da ötesinde karşı kaldırıma falan geçmeniz gerekiyor yani sigara içmek için. O yüzden yani soğuk havalarda bilmem nerede falan yani eziyet. Bir de çok pahalı zaten. Bir paket sigara 15 dolar mı ne? Yani gerek yok. Yani içeceksiniz siz bilirsiniz tabii de yani eğer içmezseniz bu Amerika'da daha rahat edersiniz. Bu kesin bir şey. Bir başka konu ise kredi skoru. Burada ev kiralayacaksınız. Araba krediyle araba alacaksınız. Araba kredisi alacaksınız. Tüketici kredisi çekeceksiniz. Veya kredi kartı alacaksınız. Her şey kredi skoruna bakar. Siz buraya ilk geldiğiniz zaman sizin hiçbir kredi skorunuz olmadığı için kimse sizin kim olduğunuzu, bir geçmişiniz olmadığı için bilmeyecek. O da nereden belli oluyor? Sosyal güvenlik numaranızı yazdığınız zaman, bankalara verdiğiniz zaman banka sizin hemen bir geçmişinize bakıyor. Aa diyor bu adamın hiçbir kredi skoru yok. Geçmişi yok. Ben buna güvenemem. Buna ne kredi kartı veririm ne de buna şey veririm, kredi veririm. Ev kiralayacaksınız, sizin hemen sosyal güvenlik numaranıza bakıyorlar ev kiralayacak olan şeyler. Kişi, ev sahibi, o sistemler ve sisteme giriyor numaranız bakıyor. Bu adamın geçmişi yok ki ben buna güvenemem, size ev kiralayamam diyor. Çünkü sosyal güvenlik numaranızda ne yazıyor biliyorsunuz? Kredi skorunuz. Kredi skoru ne demek? Sizin ne kadar borçlarınıza sağlık olduğunuzu gösteren bir skor. Siz belki Türkiye'de çok borcunuza sağlık bir insansınız. Çok büyük limitleri olan kredi kartlarınız var vesaire. Ama Amerika'ya geldiniz. Amerika sizin ne Türkiye'deki kartlarınızı tanır ne buradaki ne oradaki geçmişinizi ilgilendirir. Sadece Amerika'daki geçmişinizi ilgilendirir. Geçmişinize bakar ve onunla hareket ederler. Dolayısıyla buraya gelir gelmez bir kredi skoru edinmeye bakacaksınız. Bunu yapmanın en kolay yolu bir kredi kartı sahip olmak. Bankaya gittiğiniz zaman size kredi kartını vermeyecekler ama şunu şu şekilde yapabilirsiniz. Belli bir güven aşılamak amacıyla belli bir peşinat bankaya yatırırsınız. Yaklaşık 1000 dolar mesela dersiniz ki ben 1000 dolar size bunu teminat bedeli olarak koyuyorum. Bunu çekmeyeceğim bu parayı.
Kredi kartıma istinaden bunu yatırıyorum. Ve eğer ki ben kredi kartımı ödemezsem o teminattan çekersiniz diyor diye anlaşabilirsiniz bankayla ve bu şekilde bir 1000 dolar limitli bir kredi kartına sahip olursunuz. Siz bu 1000 dolara ödemezseniz banka o teminattan bunu çekebilir. Bankanın hiçbir riski yok. Bankaya risk vermeden kredi oluşturmanın en kolay yolu bu şekildedir. Ve zamanla diyecek ki bankası, diyor bu adam belli bir borcunu her zaman ödüyor, hiç açıkta bırakmıyor. O yüzden ben bu adama güvenmeye başladım, bu teminatı kaldırabilirim artık diyor. Teminat olmadan da ben sana 1000 dolarlık kredi açabilirim diyor. Ve 1000 dolarlık krediyi teminatsız bir şekilde, çünkü artık kredi skoru oluşturmaya başladınız, skorunuz artmaya başladı. O puanını yükselttiğiniz zaman siz artık güvenilirsiniz demektir. Aynı şekilde bunu daha sonradan 2000 dolar limiti olan bir kredi kartı 5000 dolar, 10.000 dolar bu şekilde arttırabilirsiniz. Ve ondan sonra da gidersiniz şey alırsınız, bir araba alırsınız, arabayı da krediyle alırsınız. Araba ilk önce ufak bir şey alırsınız, az bir bölümünü kredilersiniz. Ve daha sonra gitgide yükseltirsiniz ama hiçbir zaman bir anda vermezler size. Ve kredi skorunuz ne kadar yüksek olursa ev sahipleri de size o kadar kolay ev verir, bankalar o kadar mortgage verir, bankalar o kadar kolay araba kredisi verir, bankalar kredi kartı verir ve hemen hemen hayatınızı kolaylaştıracak her şeyinizi bu kredi skoruyla elde edersiniz. Ama yoksa bu kredi skorunuz, o yüzden çok zor olur. Bir başlarsanız ödememeye, hemen kredi skorunuz diye roket hızıyla aşağıya düşmeye başlar ve güvenilirliğinizi bir anda kaybedersiniz. O da çok önemli bir şey. Mutlaka kredi kartlarınızı zamanında ödemek zorundasınız. Ödemezseniz siz bilirsiniz ama burada da kredi skorunuz düşer. Kredi skorsuz da Amerika'da hayat çok zor demektir. Evet, aşağı yukarı söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu bilgilerin faydasını göreceksinizdir. Özellikle buraya taşınacak olan kişiler, özellikle burada yaşamayı düşünen kişiler için faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Lütfen beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna basınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.